Ey yolcular, ey yolcular, yol Muhammed'in yoludur. Her bahçenin gülü kokmaz, gül Muhammed'in gülüdür. Her bahçenin gülü kokmaz, gül Muhammed'in gülüdür. Nerede ailem, nerede anam, aynı yere ben de varam. Cehennemden çekip alan el Muhammed'in elidir. Cehennemden çekip alan el Muhammed'in elidir. Dünyaya ay gibi doğan insanlığa örnek olan ümmetlerine uzanan kol Muhammed'in koludur. Ümmetlerine uzanan kol Muhammed'in Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sen Allah velleri. Allah velle. Allahu Ekber. Allah Allah Allah. Anne, dedem yine düşmüş. Baksana dedeme. Allah'ım, ne bu adamın inadı? 40 defa söyledim, yine inat etmiş. Baba, baba kalk. Baba, Berkan gel yardım et de kaldıralım. Benim dersim var anne. Berkan, gel dedim çabuk. Her gün düşüyor, her gün düşüyor. Bize kastın mı var baba? Niye böyle yapıyorsun? Allah korusun, bir gün bir şey olacak. Ondan sonra çek çekebilirsen. Yeter artık baba, yeter. Bu böyle nereye kadar? Ben kaçtım. Bak, çocuğu bile bıktırdın. Niye kendini zorluyorsun? Belin tutmuyor işte. Oturarak kıl namazını, o da kabul olur. Onu alma.
Tamam tamam. Üf. Gel Süleyman gel. Bak şu babana. Geleni olduğum için benim lafıma bakmıyor. Kaçıncı oldu bu düşüşü? 40 defa söylüyorum inadına yapıyor. Mübarek namazı bile inada bindirdi. Yeter ya, yeter. Beni de günaha sokuyor. Tövbe. Tövbe ya Rabbi, tövbe tövbe. Baba. Babacığım niye böyle yapıyorsun? Olmuyor işte. Olamaz da. Doktor ne söyledi? Kulaklarınla duydun. Eğilmem mümkün değil. Secdeye varmam mümkün değil. Biliyorsun. Artık kabul et. Durumunu kabullen. Taburede eğilmeden de namaz kılabilirsin. Mustafa Hoca söyledi ya. Kitaptan da gösterdi. İlmihal'de yazıyormuş. Secdeye varmadan da... Allahu Ekber. Ne desen anlamıyor. Kafasının dikine gidiyor. Sanki... Hayatım yapma. Mesele yapma lütfen. Kime ne zararı var? Ama her düşüşünde bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Bir şey olmaz merak etme. Bırak nasıl kılarsa kılsın. Kendi haline bırakın. O kadar da ağır ki tek başıma kaldıramıyorum. Bir gün evde olmayacağım, öylece kalacak. Tamam hayatım tamam. Hadi bir kahve yap da içelim. Hani sen ders çalışıyordun? Çalıştım anne. Şunları bir öldüreyim. Kapat şunu. Dersine çalış. Of ya of. Bu evde de hiçbir şey yapılmıyor. Annen haklı. Ne bu acelen? Ne oluyor? Maçımız var anne. Nerede oynuyorsunuz? Parkta. Baban işten dönene kadar evde ol, tamam mı oğlum? Tamam anne. Anne ben kaçtım. Ben de yıkayabilir miyim anne? Büyüyünce yıkarsın, tamam mı?
Berkan. Oğlum Berkan. Berkan. Oğlum Berkan. Çıktı az evvel. Maçıma ne varmış? Beni camiye götürecekti. Söz vermişti. Aman baba. Bugün de evde kıl namazını. Bırak çocuk oynasın. Oynasın canım. Ben zorlamıyorum ki. Evde kılsan bugün. Ama günde bir vakit camiye gidiyorum. Neyse, vakit de var daha nasıl olsa. Ağır ağır kendi başıma giderim. Evde kılıver, ne olacak? Baba. Elif nereye? Dedemi camiye götüreceğim. Gel buraya. Seni kim götürecek peki? Ama anne. Baba. Baba. Yürürken dikkat et bari. Sağına soluna bak. Yavaş git. Hayrola Serap Hanım? Keçi gibi inatçı. Aldı seccadesini gidiyor. Bırak gitsin komşu. Benim bey de keşke öyle olsa. Her adımı sevaptır. Bir şey değil. Bir araba filan çarpacak diye korkuyorum. Anne, ben götürseydim. Hadi geç içeri, geç. Hadi görüşürüz komşu. Allah razı olsun evladım. Gideceğin yere kadar götüreyim amca. Elini omzuma koy. Nereye gidiyorsunuz? Camiye evladım. Namaza yetişeceğim de. Hadi gidelim amca. Alıkoydum evladım. Olsun amca, ben de eve gidiyordum. Seni bırakırım, ondan sonra giderim. Sağ ol evladım, ben giderim artık. İçeriye kadar götüreyim istersen amca. Yok yok, ben giderim.
Sen beni mi bekledin? Evet, sizi bekledim. Evine de götüreyim amca. Niye zahmet ediyorsun güzel evladım? Ben giderdim. Olsun. Benim yüzümden yolundan da oldun. Olsun. Adın ne senin? Burak. Ne oldu amca? İsmin ne güzel. İsminin manasını biliyor musun? Biliyorum tabii. At demek. At değil evladım. Burak, peygamberimizin miraca çıkmasına yardımcı olan bineğinin adı. O zamanlarda ulaşım vasıtası at olduğu için insanlar ata benzetmişler Burak'ı. Yoksa nasıl bir binek bilmiyoruz. Ama mübarek bir vasıta. Peygamberimiz onun vasıtasıyla göğe yükselmiş. Peygamber Efendimiz namaz da miraçtır diyor. O mübarek Burak Efendimiz'i göğe miraca götürürken sen de beni camiye namaza götürdün. Üstelik evime bile geri götürüyorsun. Allah razı olsun. Sağ ol evladım. İşte burası benim evim. Sağ ol evladım. Zamanın varsa gel oturalım. Annem merak eder. Peki. Burak, bu iyiliği bana niye yaptın? Çünkü rahmetli dedeme çok benziyorsun. Dedeni çok mu seviyordun? Hı hı. Geldin mi? Geç içeri. Nasıl gelebildin? Hadi geç. Nerede kaldın sen? Burak, sana sordum. İşim vardı anne. Ne işinden bahsediyor bu Allah aşkına? Sabret hayatım, anlatır birazdan. Burak, oğlum ne oldu? Hiç anneciğim. Bugün bir amca gördüm. Dedeme çok benziyordu. Sanki dedem gibi. Yürüyemiyordu. Beli tutulmuş. Onu camiye kadar götürdüm. Sonra evine de götürdüm. Hadi, üzerini değiştir de masaya gel. Yemek yiyelim. Burak, torunum. İyileşirsem, ayağa kalkarsam beraber gezeriz değil mi yine? Seninle İstanbul'un bütün parklarını gezelim. Sokaklarda dolaşalım. Hatta
Luna Park'a bile gidelim. Çarpışan arabalara binelim. Sonra camilere de gidelim. Biliyor musun? Benim güzel torunum. Benim alnım hiç secde yüzü görmedi. Hiç namaz kılmadım. Cahillik etmişim. Keşke bir kere, bir defa namaz kılsaydım. Şöyle bir defa, sureleri bilmesem de, Allah'ın huzurunda bir kere eğilseydim. Çok pişmanım, çok. Çok geç ama sana kul olmak istiyorum Allah'ım. Ölüm döşeğinde aklım başıma geldi. Biliyorum geç ama içimde öyle bir hasret var ki, keşke bir kere kalabilseydim. O zaman gönlüm rahat edecek. Keşke. Keşke. Dede. Keşke. Dede. Dedeciğim ölme. Ölme dede. Burak, hadi oğlum, seni bekliyoruz. Dede. Dedeciğim. İki gözüm, iki çeşme, Muhammed'i arıyorum. Dolaştığım her bir yerde ben Resul'ü arıyorum. Dolaştığım her bir yerde ben Resul'ü arıyorum. İzine yüz sürmek için, nur cemalin görmek için, tek canımı vermek için ben Resul'ü arıyorum. Fakir Ercan hayran ona, ayak yalın düştüm yola. Şu gözlerim görür mola, ben Resul'ü arıyorum. Şu gözlerim görür mola, ben Resul'ü arıyorum. Yine ağlıyor. Böyle giderse kafayı üşütecek bu. Namazdır dinin direği, müminler imanla gidersin öldüğün zamanın.
şahit olur sana birçok melekler. Sabah namazını kıldığın zaman, Eyüp camisinde kıldığın zaman. Kulum der Resul de der ümmetim, öğle namazını kıldığın zaman, Şehzade başı camide kıldığın zaman. Ecel yastı günah koyunca başımın, dökülür gözlerden kan ile yaşının. İman ile Kur'an olur yoldaşının, yatsı namazını kıldığın zaman, Fatih camisinde kıldığın zaman. Vallahi bayağı yoruldum. Bugün çok hasta vardı. Başımı kaldıramadım hastalardan. Dinlenmeye o kadar ihtiyacım var ki. Derslerin nasıl gidiyor Burak? İyi baba. Peki dershane? O da iyi. Baba. Evet. Sen doktorsun. Bugün gördüğüm amca hiç eğilemiyor. Sırtı ağrıyormuş. Oturarak namaz kılıyor hep. Onun çaresi var mıdır? Olabilir. Hastayı görmek lazım. Dedesine benziyormuş da bugün gördüğü yaşlı adam. Ona bakarsın değil mi baba? Hastaneye gelirse bakarım tabii. Teşekkür ederim baba. İyileşir değil mi? İnşallah. Görmeden bir şey diyemem. Sen mi geldin oğlum? Seni bekledim de amca. Gelmeyince... Bugün biraz hastayım evladım. Vücudum çok kırgın. Gel sen içeri. Bekleme dışarıda, gel. Fazla yanıma yaklaşma evladım. Gribim de sana da bulaşabilir. Camiye giderdim ama hastalığım cemaate bulaşırsa günahtır. Buna hakkım yok. Kimse yok evde. Gezmeye gittiler. Evde yalnızım. Dur sana bir şeyler ikram edeyim. Gerek yok. Ben sizi götürmeye geldim. Nereye? Hastaneye. Babam doktor. Seni iyileştirecek. Ah evladım,
Demek beni düşündün ha? Allah razı olsun. Ama ben doktora göründüm. Film MR çektirdim. Çare yok derdime. Ama babanla tanışmak için yine de gideriz. Dur hele, şurada şeker olacaktı biraz. Necip, yine mi içtin? Çekil elimden be kadın, çekil! Necip, bari bu kadar içmesen. Söyle kız benim içkimden, söyle! Ah. Bana karışma demedin mi lan sana? Karışma bana. Necip'im, niye böyle yapıyorsun? Yeter artık. Bir kere de ayık gel eve. Necip'im, seni çok seviyorum. Pes etmek yok. Öleceğimi bilsem de pes etmeyeceğim. Seni bu içki belasından, kumar belasından kurtaracağım. İstersen beni öldür. Seni kurtaracağım.
Sen benim kocamsın. Ben sana severek geldim. Sen oğlumun, Süleyman'ımın babasısın. Sadece iyi günde değil, kötü günde de yanında olacağım hayatım. Şimdi kötü gün. Seni bırakmayacağım. Ne yaparsan yap bırakmayacağım. Elim ayağımı kır istersen. Bırakmayacağım. Ne oldu? Hiç. İyi misin? İyiyim. Dur. Yardım edeyim sana. Her tarafım tutulmuş. Yüzünü yıka da kahvaltı yapalım. Hazır kahvaltı. Ne oldu dudağına? Yok bir şey. Kırmışım da ondan. Ben mi vurdum? Çok mu sarhoştum gece? İçince kendimi kaybediyorum değil mi? Bana kırgın mısın? Yok. Necip, doktora gitsek. Aliye Hanım ne oldu, alkolikmiş. Doktora gitmiş, bir ay falan kalmış hastanede. Sonra iyileşmiş, tedavisi varmış. Ne diyorsun be sen? Ben ruh hastası mıyım? Öyle bir şey demek istememiştim, sadece. Karışma benim işime, kumarıma, karışma! Aklınca beni tımarhaneye gönderecek. Sen kim oluyorsun be? Ben alkolik falan değilim. Aklımda başımda. Bile bile içki içiyorum. Bile bile oyun oynuyorum, anladın mı? Kimse bana karışamaz. Anladın mı? Anladım. Yok. Ağlamayacaksın Rabia. Ağlamak yok. Para ver bana. Yok. Para ver dedim kız sana. Para ver. Necip'im, ne olur, ne olur, yeter, yeter. Para ver. Kalmadı, hepsini sana verdim, yok. Sadece ekmek paramız. Sattığım el işlerinin parası da gelmedi daha. Şu sıra pek alan da yok. Neyim varsa verdim sana Necip'im. Hepsini içkide kumarda bitirdin. Ne olur bırak artık haram işleri. Dayım gelsin benimle çalışsın diyordu geçen de. Bana akıl verme. Bana akıl verme. Para ver bana. Para ver.
Necip. Bırak onu Necip'im. Bebeğimizin altında o. Defol. Yerine koy, ne olur. Ne olur ver onu. Defol derim. Kalk aç kapıyı. Kalk dedim sana. Zırlama. O yenge, Necip evde mi? Kocamın peşini bırakın. Onu sizin elinizden kurtaracağım. Kocamın peşini bırakın. Ya ne diyorsun yenge sen ya? Hadi oğlum, ben seni bekliyor arkadaşlar. Dördüncü arıyoruz oğlum. Necip biliyor musun? Bugün bir kaz düştü elimize. Tüylerini yolacağız. Bu sefer tıkırız oğlum. Sadece bu var. Ya boş ver oğlum, ben sana borç para veririm. Yürü. Necip gitme. Yürü yürü yürü. Gitme. Necip. Çekil be. Yürü. Bu zavallı kadının çektiğini de hiç kimse çekmiyor. Ha, yazık yazık. Yuvası dağılmasın diye bebek bile doğurdum. Ama kocası hayırsız kumarbaz olunca tek kanatla kuş uçamaz. Rabia boşuna çırpınıyor, boşuna. Allah'ım, bana güç kuvvet ver. Allah'ım, beni yıldırma. Vazgeçirme. Bana dayanma gücü ver. Biliyorum bu imtihan. Sabredeceğim Allah'ım. Sabredeceğim. Çünkü onu çok seviyorum. Çok seviyorum. Anne. Hemen eşyalarını topla, gidiyoruz. Artık yeter. Ben kızımı dayak yesin, sarhoş kartı çeksin diye büyütmedim. Çabuk toparlan, gidiyoruz. Yarın da boşanma davası açıyoruz. Sana dedim, duymadın mı? Anneciğim, içeri geç. Lütfen, içeride konuşalım. Şu haline bak. Yemeye yemeye çöp gibi kalmışsın. Ah kızım ah, sana çok dedim. Aklını başına topla. Bu adamı gözüm tutmadı. Onunla evlenme dedim. Yok seviyormuş, yok aşık olmuş. Gördün mü aşkı? Gördün mü ha? Gel benimle kızım, götüreyim seni. Allah'a şükür, durumumuz da iyi. Daha bir çocuğum var. Ona da biz bakarız. Olmazsa başkasıyla evlenirsin. Bir çocukla hanım almak isteyen nice iyi adamlar var. Anne, lütfen. Kızım, bu deli kocan bir sana değil, torunuma da çektirecek. Kafayı yemiş o. Şeytana uymuş bir kere. Seni düşünmediği gibi bir tanecik çocuğunu da düşünmüyor. İçkiye, kumara bulaşan iflah olmaz. Gel bırak şunu, gidelim evimize. Hayır anneciğim. Bu ev benim. Bu yuva benim yuvam. Anne. Ben daha çocuktum. Babam seni azarlardı hep. Bazen döverdi.
Ama sen onu terk etmedin. Senin için kızım. Sonra anneciğim sen demez miydin? Ocağını söndürme. Halini el aleme güldürme diye. Ben de söndürmeyeceğim. Asla. Göreceksin bak. Bir gün kocam kurtulacak. Onun kurtulması için gerekirse canımı vereceğim ama evimin direğini kurtaracağım. Bu yuva benim yuvam. Yuvayı dişi kuş yapar. Bu yuva benim. Bu yuvayı bırakmayacağım. Pes etmeyeceğim. Asla. Asla. Ah benim çileli kızım. Yavrum, bahtsız kızım benim. Canım yavrum, canım. Senin için yavrum. Senin için. Necip, unutma bak bana 1000 lira borcun var, tamam mı? Boş ver be oğlum, kumarda kaybeden açta kazanır. Gel lan kafaları çekelim. Yürü. Süleyman'ım, uyudun mu canım? Baba birazdan gelecek. Gelecek. Borcunu nasıl ödeyeceksin? Kumar borcu oğlum bu. Tamam ulan. Bir gün sen de kazanırsın. Dert etme. Necip, nereye lan? Daha yeni başlamıştık oğlum. Nereye? Necip! Lan! Ah, ahmak kafam. Ne kadar da körmüşüm. Kendi kendimi kör etmişim de haberim yokmuş. Gece gündüz sarhoş dolaşıyor. Elde avuçta ne varsa har vurup harman savuruyordum. Rabia! Karım el işi yapıyor, yoktan var ediyor, evimizin bacasını tüttürüyordu. Aşağı kapıyı! Ve arkadaşlarla yatıp kalkıyordu. Karımın benim için akıttığı gözyaşlarını görmeyecek kadar kördüm. İçkiden başka kumara da alıştırmıştı beni arkadaşlarım. Kumar illeti içkiye benzemez. İçki süründürür, kumar öldürür derler. Ne kadar doğruymuş. Çekil başımdan, çekil! Uzat elini. Uzat dedim sana. Necip, onu alma. Ne olur alma. Yalvarırım Necip'im. Ne olur. Ne olur alma. Alma. Zor zamanlarda işimize yarar diye bekletiyordum. Ne olur. Yapma Necip'im. Bebeğimize bir şey olursa diye. Ver onu. Ne olur. Ah. Onu da satarsan hiçbir şeyimiz kalmayacak evde. O rızkımız. Necip yapma. Ne olur. Ver onu. Ne olur. Çekil dedim lan sana. Çekil. Ah. Karımın bileziğinden başka yeni doğmuş bebeğimin süt parasını da kumara verecek kadar kör olmuştu. Şimdi karımın benim için yaptıklarından başka kalbimi acıtan, vicdanımı sızlatan bir şey yok. Söyle, demedin mi? Karışmayacaksın! Karışmayacaksın bana! Anladın mı? Ah kopaydı dilim. Ah kopaydı dilim. Ah kopaydı dilim. Amca, Necip amca. Ah kopaydı dilim. Yapmayın ne olur amca. Ah kopaydı bu dilim. Amca.
Ah, korkuyorum amca. Yapmayın. Ah, kopaydı dili. Korkuyorum amca. Ah, korkuyorum. Yapmayın. Ah, kopaydı dili. Amca. Ah, kopaydı. Lütfen dili. Yapmayın. Ah, kopaydı dili. Hadi. Hayır. Defol git. Git bu evden. İstemiyorum seni. Ne olur yapma. Yapma. Defol, istemiyorum. Acı müzeleci. Defol. Hayır. Bıktım senden, anlıyor musun? Bıktım. Defol git. Defol. İstemiyorum seni. Memeğini de istemiyorum. O senin oğlun. Oğlumuz. Defol. Necim. Gel kızım gel. Bırak şu deliği artık. Daha ne kadar sabredeceksin? Kendini acımazsan bebeğini acı. Git annenin evine. Çekme artık bu çileyi. Hadi kızım. Kızım. Hadi. Gel kızım. Hadi. Üzülme artık. Rabia. Rabia kızım gel. Gir içeri. Ver kızım bana. Hayırdır gecenin bu vaktinde? Kızım. Yavrum. Babacığım. Rabia'm. Rabia'm. Çileli kızım benim. Dili tutulasıca. Yine kovdu mu seni? Hayır anne. Kovmadı beni. Kendim geldim. Sus. Bir de onu koruyorsun. Dövmüş işte. Belli belli. Niye saklıyorsun? Dövmedi anne. Dövmedi. Ah kızım. Demedim mi ben sana? Demedim mi? Ahmet, gördün mü kızının halini? Yarından tezi yok. Boşanıyorsun o adamdan. Yeter artık. Bir gün bile beklemeyelim. Ninem nerede? Odasında. Rabia, kızım. Oo, kızım. Aa, benim güzel torunum. Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Hadi bakayım, anlat bana derdini. Ne oldu? Dünyanın çilesi çok mu fazla geldi üzerine kızım? Bak bakayım yüzüme. Kaldır başını da bak. Hadi benim çiçeğim. Anlat. Anlat. Dert etme benecim. Bir gün sen de kazanırsın. Yengenin biraz değil mi o? Onu hala seviyorsun değil mi kızım? Onu seviyorsan sabredeceksin kızım. Seviyorsan zor günlerinde yanında olacaksın. Onu şeytanın elinden alacaksın. Pes etmeyeceksin. Sevmek kolay değil kızım. Sevgi çile ister. Sabır ister çiçeğim. Sevgi sınanmak ister. Senin kocan da tıpkı dedene benziyor. Deden de çok çektirdi bana. Ben de çekip gittim ana evine. Yeter dedim. Sonra... çocuklarımı düşündüm. Yuvamı düşündüm.
sabretmeye karar verdim. Dua ettim. Allah'ım dedim, kocamı kurtar. Evimin direğini kurtar. Bir gün bir mübarek kişiyle tanışmış. Bir hafta sonra baktım, deden namaz kılıyor. Ya, dualarım kabul olmuştu. Hadi kızım. Canım, oo, güzel torunum benim. Kuşum, minik kuşum. Nereye? Yine mi ona gidiyorsun? Bırak şu adamı artık. O sarışın karı çekilmez. Bırak, bırak şu ayyaş adamı kızım. Kızım gitme. Meliha. Meliha. Bırak gitsin. Bırak. Bebeğin var yavrum. Evini, ocağını dağıtma. Sabret. Kocan sana kötü davransa da sabret. Yuvanı dağıtma. Sen istersen, sabredersen her şey yoluna girer. Her şey. Onu kurtar kızım. Kocan şimdi şeytana uymuş. Kötü halde. Onu o halde bırakma. Bataklıkta boğulmasına göz yumma. Kurtar onu. Nasıl kurtaracağım yine? Nasıl? Çiçeğim, Rabia, kocanı seviyorsan onun kurtulması için dua et. Ona Necim. Namazı öğret. Namaz kötülüklerden alıkoyar. Necim. Namaz kötülüklere karşı bir kalkan gibidir. Namaz iyi bir insan, iyi bir kul olmak için Allah'ımızın biz insanlara hediyesi. Bu sebepten kızım, dua et kocan için. Ama öyle bir dua et ki, öyle kalpten, öyle samimi bir dua. Bu ellerinle dua et. Kocanın namaz kılması için bu ellerinle seccade işle. Kocam alnını secdeye götürsün, kocam secde etsin diye öyle bir seccade işle ki, heyecanınla, sabrınla, hayallerinle işte. Gözyaşlarını akıta akıta işte. Allah da bu samimiyetin, o gözyaşların hatırına duanı kabul etsin. Kocan senin işlediğin bu seccade sebebiyle namazla kurtulsun. Hadi kızım, hadi yavrum. Pes etmek yok. Sen benim hayat arkadaşımsın. Can yoldaşımsın. En zor gününde yanında olmaya söz verdim. Sözümde duracağım. Seni hiç bırakmayacağım. Yuvamı yıkmayacağım. Senin için seccade işleyeceğim. Kalbimle, gözyaşlarımla, dualarımla, aşkımla, sabrımla sana seccade işleyeceğim hayatım. Senin için. Senin bir kere secdeye varman için. Kurtulman için. Kahvaltı hazır. Niye döndün?
sıcak sıcak içi var. Seni bu evden kovdum. Otursana hayatım. Otur. Yumurta ister misin? Bana acıyorsun değil mi? Peynir, salatalık da var. Senin için çorba da yaptım. Aklınca beni yola getirmek istiyorsun öyle mi? Sana bir soru sordum. Çayını içmedin. Bana cevap ver! Sen çocuğumun babasısın. Evimin direğisin. Kocamsın. Hayat arkadaşımsın. Seni bırakamam. Öldürsen de bırakmam. Sen dilersen olur. Her şey olur Rabbim. Şahit ol Allah'ım. Şahit ol. Bu seccadeyi onun için işliyorum. Onun kurtulması için. Kalbimle. Gözyaşlarımla işliyorum. Onun kurtulmasını istiyorum Allah'ım. Ne olur bu işlediğim seccadeye bir kez secde etsin. Onun için işliyorum. Yardım et Allah'ım. Canım feda olsun Rabbim. Yeter ki Necip'im kurtulsun. Biriyim. Çok kötü biriyim. Hayır değilsin. Ben sevgine layık olan biri değilim. Ben hak etmiyorum. Ben iyiliği hiç hak etmiyorum. Benim ölmem lazımdı ama ölemedim. 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 Ölemedim.
Bebeğim, Süleyman'ım, bitirdim seccadeyi, işledim. Onu babana vereceğim. Şimdi gelecek. Ona vereceğim. Senin için işledim diyeceğim. Ne diyecek bakalım? Aç kapıyı. Rabia, aç şu kapıyı. Hoş geldin hayatım. Çekil. Geçiyorsun lan! Bana bunu vereceğine para ver! Ben battım. Her şeyimi kaybettim. Bittim ben, bittim. Bittim, bittim. Bitti. Neyse. Vurmak istememiştim. Moralim çok bozuktu da ondan. Masaya evimizin tapusunu koydum. Kaybettim. Evimizi kaybettim. Bittim ben. Bittim. Tamam. Kalk artık. İstemeden oldu. Dedim ya. Moralim bozuktu dedim ya. Rabia, Rabia. Rabia. Rabia! Hadi. Katil! Katil!
Gel kardeşim, hadi gidelim, gel. Durun! Sen nasıl insansın? Seni o kadar çok seviyordu. Sana o kadar çok sabrediyordu ki. Bunu mu istiyordun? Uğruna ölmesini mi istiyordun? İşte öldü. Senin uğruna öldü. Sen nasıl insansın ha? Sende kalp yok mu? His yok mu? Taş mı kesildin bu kadar? O senin için, alnının bir kere secdeye gelmesi için, namazla kurtulman için seccade işlemişti. İşte bu seccade işlemişti. Bak, bak, bak. Bu seccadeyi işlemek için gecelerini gündüzlerini verdi. Sabrını verdi. Bütün sevgisini, hayallerini verdi. Ama sen, sen yeterli görmedin. Kanını da vermesini istedin. Canını da vermesini istedin. İşte kanını da verdi, canını da verdi. Hala secdeye varmayacak mısın? Eşin sana elini uzatmış. Hala kurtulmaya niyetin yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Söyle, yok mu? Hadi teyze, yeter artık. Karıma, Rabia'ma olan can borcum, vicdanımı köpek gibi inletiyor. Ah Rabia, ah. Benim için nelere sabrettin, nelere katlandın. Olur beni kurtarın. 10 sene yattım, cezamı çektim. Ama vicdan azabından kurtulamadım. Oğlun büyüdü. Artık okula gidiyor. Hapishaneden yeni çıktım. Cezanı çektin dediler. Yalan söylediler. Ben daha cezamı çekmedim. Gözüme uyku girmiyor. O kadar pişmanım ki. Çok pişmanım, çok. Köpekler gibi pişmanım. Dine, ne olur bana o seccadeyi verin. Artık kurtulmak istiyorum.
tövbe ederek ağlasam. Ağlaya ağlaya secdeye varsam bu seccadede. Allah beni affeder mi dine? Affeder mi? Kırım. Rabia. Beni affeder mi? Affeder mi? Tövbe kapısı her zaman açıktır evladım. Yeter ki sen tövbe et. Ah, secde et. Af dile. Secdeye değmedi. Hiç eğilmedim karşında. Kul olamadım. Sana kul olamadım. Artık huzurunda eğilmek, secdeye varmak istiyorum. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selam Hamide. Allahu. Bel fıtığı olmuştum. Alnım secde görsün diyordum. Secdeye hürşü içinde kaparmak istiyordum. Ama belim yüzünden eğilemiyordum. Yıllardır yapmaktan kaçtığım şeyi yapmak istediğimde yapamıyordum. İsteğim vardı ama Allah! Gücüm elimden alınmıştı sanki. Belim kilitlenmiş, eğilemiyorum, secde edemiyordum. Allah! Yıllardır alnımı secdeye koyamıyorum. Bu seccadeye bir kez secde etsem, Allah'ım bir kere alnımı değdirsem, bir defa alnım bu seccadeyi öpse, ölsem de gam yemem. Bir tek secde etmek için her şeyimi veririm. Thank you.
Hocam. Burak, gir içeri. Üşüteceksin burada. Hadi oğlum, gir içeri. Ne oldu oğlum? Anneciğim, sen secdeye vardın mı hiç? Namaz kıldın mı? Ramazan ayında bazen kılıyorum. Bunlar da nereden geldi aklına senin? Necip amca, keşke secdeye varabilse. Hadi oğlum, güzel oğlum. Geç oldu artık. Yarın okula gideceksin. Hadi odana geç de uyu. Necip amcam eğilmek istiyor. Secde etmek istiyor sana. Bir kere yapsın Allah'ım. Bir kerecik. Allah'ım. Bir defacık. Ne olur bir defacık. Şu alnımı değdirmek istiyorum bu seccadeye. Ne olur Allah'ım. Yıllardır eğilemiyorum. Yıllardır bakıyorum, ağlıyorum. Bu seccadede secdeyi nasip eyle Allah'ım. Nasip eyle. Amin. Çocuğum. Necip amca için gelmiştim. Onunla görüşebilir miyim? Dün akşamdan beri odasında. Hiç çıkmadı. Hadi gel. Kahvaltıya çağırdık, gelmedi. Bazen böyle oluyor. Çok içine kapanıyor, çok. Gir içeri. Bak oradadır şimdi. Secdede. Necip amcam secdede. Necip amca. Necip amca. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Allah gel. Sabır versin. Bir dakika. Babam ölmeden önce sana vermemi söylemişti. Teşekkür ederim. Onu sen bizden daha iyi anladın. Nerede ailem? Nerede anam? Aynı yere ben de varam. Cehennemden çekip alam. Sen benim Burak'ım oldun. Bu seccadede. İkiniz birbirinize çok yakışacaksınız. Cehennemden çekip alam. Mekanım, Elmo.